Doğan Bey Çiftliği kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Mart 2022. Gördüğünüz gibi felaket bir kar yağdı. Şu şekilde arabayı göstereyim size. Yani tabii görebilirseniz. Araba bu şekilde. Karın altında kaldı. Yani sanki üstüne çığ düşmüş gibi. Biz bu arabayı yazın anca buradan çıkarabiliriz yani. Yaklaşık yani hemen hemen 60 santim 40 santim arasında yükseklik var bazı yerlerde. Adam boyunda, hele ki tarlalara girdiğinizde adam boyunda kar var. Arabanın bu şekilde sağ, sol her yeri, önü, arkası her yeri kapandı. Bir burayı dün temizlemiştik. Burası açık. Karın yüksekliğini de şöyle göstereyim size yani. Diğer arabamız yani aşağı inemedi. Geri çıkamaz diye. Çoğu şey karın altında kaldı. Yani şu an nokta siyahlık bile ne yok. Her yer yani 40-50 santim, 60 santim karla kapalı. Şu şekilde. Yani bir tek otumuzu koruyabildik. Küspe, sılajlar hep karın altında kaldı. Samanlarımız hep karın altında kaldı. Bu da köpeğimizin yuvası. Köpeğin yuvası bile her yeri kapandı. Barış. Yani köpeğimizi buraya getirdik. Barış burada. Bozo da burada. Bozo'nun da yuvası komple gizlendi. Buraya da. Hem burası kapalı yer. Daha sıcak. Daha iyi oluyor. Ahıra yakın olduğu için. Şöyle size buz saçaklarını göstereyim. Bakın. Buz saçakları hani benim boyumdan uzundur. Öyle diyeyim size. Yaklaşık 1,70 falan vardır buz saçakları. Şöyle şuraları tabii biz açtık ama o da hani motor geldi geçti diye. Şu aşağılara inemiyorum. Şu aşağılar hep kar. Şu anda bile ayağım karın içinde yani. Kars'ta yaşayınca böyle oluyor. İnşallah bir gün buraya da yaz gelir. Yeşil çıkar. Çiçekler açar. Köyde yaşayan kara günde yaşıyor zaten. Yani şu an sadece hayvanlara saman ve fabrika yemi verebiliyoruz. Sılaş, küspe hiçbir şey veremiyoruz şu an. Çünkü kapalı yani. Karın altında kalmış ve donmuşlar. Şu an köyü zaten gidiş gelişleri kapalı. Kimse gelip gidemiyor. Bugün sözde köy hizmetlerinden grader gelip yollar açacak ama yani pek zannetmiyorum gelebileceğini. Dün akşam yani o kadar kar vardı ki dün akşam grader bile yolları açamadı. Geri döndü. Şuraya yani şu şekil pencerenin önünü falan komple kar kapladı. Tabii kar bereket. İyi oluyor tarlalar için. Ama yağıp yağdıktan 2 gün sonra falan verirse
Çok çok iyi olur. Bu şekilde. Kar evin her tarafını kapatmış. Bu şekilde bizim evin çatısı. Şöyle göstereyim. Aşırı kar yağdı ya gerçekten. Son yani 4 yıldır 5 yıldır yani 5 yıl evet 5 yıl olmuştur. Son 5 yıldır bizim köye böyle kar yağmamıştır. Bu araba buradan nasıl çıkacak inanın bilmiyorum ya. Sözde yani bir hafta sonra falan herkes tarla sürmeye falan gidecekti. Plan yapıyordu da imkansız. Kimse bir aydan önce tarla süremez. Bu karın erip toprağı kurutması ancak bir ay sürer. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Sağlıcakla kalın.